Sevgili futbol severler, müsabaka başlamadan önce her iki takım için de güçlü bir alkış alalım. Çeviri ve Altyazı M.K.
Sen de bizim iste. Aç.
Yeah!
abi. Bunu yapmayın. Birini sarkın abi. Erol abi. Sarksınlar abi. Ya da içimin üstünde. Çok mu çıkmışsın? Aşağıdan aşağıdan. Çoğalı Spor'da sarı kart gören oyuncular. 3 numaralı formasıyla Erol Uluer, 4 numaralı formasıyla Baki Üren. Evet.
Haydi beyler, haydi beyler. Erol abi, Erol abi, Erol abi. Sami. Erol abi, İsmail yanında, haydi abi. Sakin, sinirlenme. Onurcan, geliyor musun? Mustafa, ön tarafı organize et abi. Var mı önde? Top oynat. Tezahüratlarını duyduk. Pozisyonlar gereği oyuna katkılarını gördük. Aslında takımlarının en fazla ihtiyaç olduğu dönemde tezahüratı kestiler. Biraz önce de söylediğim gibi 0-0 devam ediyor karşılaşma. Henüz gol sesi çıkmadı. Çakarlı Spor'un Çorlu Spor'a göre tehlikeli diyebileceğimiz birkaç hata oldu. Bunlar da hem kaleci hem de savunmanın zamanında müdahaleleriyle son buldu. Sonrası karşılaşma şimdi başlayacak. Daha bunları sayayım bu arada size. Çakallı Kalesi'nde Barış var. 2 numarayla Kazım, 5 numarayla Erdoğan, 8 Mehmet, 9 Deniz, 10 Ahmet Erdoğan, 22 Yaşar, 88 Mustafa, 90 Çakallı, 96 97 İbrahim Metin Sokoğlu. Çakallı Spor hatanı izliyoruz. Kazım ileriye doğru uzattı topu. Topa müdahale etti. Topu alırken Ahmet Erdoğan'a yapılan bir müdahale sonucu. Ahmet şu anda yerde yatıyor ve ayaklarını tutuyor. Aldığı darbe sonucu. Bu duraksamadan Çoğunluğun da kadrosunu vereyim. Çoğunluğun Spor, kalede İsmail, 94 Erhan, 4 Baki, 28 Hasan Ceviz, 23 Yunus Emre, 10 Mustafa Çetin, 3 Erol, Kaptan Erol, 17 Sami Can, 27 Resul, 7 İsmail, 52 Mustafa Saltuk 11 ile mücadele ediyor. Hafif bir rüzgar var. Erol abi! Bu rüzgar zaman zaman Çorlu Spor lehine, zaman zaman Çakallı lehine esiyor. Thank you.
taç kullanıldı. Evet. İbrahim Ethem genç yaşında bu sorumluluğu Çakalıspor'daki abileri ona verdiler. Ancak top farklı dışarıya çıktı. Çakalıspor adına kaybedilmişti pozisyonunda. Evet, İsmail savunmasında, çoğu savunmasında oyunu başlattı avlatışıyla. Çakalı spor hücum hazırlığı içerisinde. Bakir uzun durdu. Çakalı'da kaptan Erdoğan. Topu uzaklaştırdı orta sahadaki mücadelede. Emre, Bakir. Ya Sami, Sami, Sami! Orta alanda. Erdoğan, Erdoğan. Topu oluyla bir bekletçe. Az adamla yakaladı ancak Kazım zamanında bir müdahaleyle top arkadaşlarına kalacak. Bu arada tekrar Çorlu Spor hata, savunmanın arkasına doğru atılan bir top. Sami'den oldukça uzağa düşen bir top. Kaleci. Çakalı Spor kendine göre sol tarafta, orta alana yakın bir noktada taç atışıyla oyunu başlatacak. Çizgiye paralel attı Mustafa topu, ileriye doğru. Çok güzel bir müdahale İbrahim Ethem'den. Evet, ayağını fazla kaldırdı Çorlu Spor'un oyuncu Hasan Ceviz. İbrahim Ethem'in topla kafayla aldığı pozisyonda ayağını fazla kaldırdığı için pozisyonu kaybedince de Gıyasettin Hoca en direkt atışla pozisyonu biraz geriye alıp avantajı değerlendirip avantaj kaybolduktan sonra da en direkt atışı veriyor. Şu anda topun başında Çakallı kaptanı Erdoğan var. Erdoğan kaleye bakıyor. Ceza alanı ön çizgisi üzerinde kümelendi oyuncular. Bakıyorum dört oyuncuyla Çakallı Spor hücum etmeye çalışıyor. Erdoğan direkt kaleye yerden sert vurdu ancak savunmadan döndü top. Tekrar Erdoğan'a geldi. Erdoğan arkadaşlarına baktı, bu kez orta yaptı. Bakir tekrar karşıladı. Bas abi, bas abi, bas! Bakir oldukça canlı bir görüntü veriyor Çorlu savunmasında şu ana kadar. Mustafa'nın ileriye doğru uzattığı top. Helal abi! Takımı çıkarttık abi! Erdoğan Çakalı Spor'a kendi yaralandığı topu kaptı. Emre. Emre rakiple mücadele ediyor. Emre'den Deniz'e. Deniz yönünü döndü. Bir ara topu atmak istedi Yaşar'a doğru. Savunma araya girdi. O arada Bakir'e sert bir müdahale oldu. Bakir ancak hakem. Bakir'e değerlendirmedi. Çorlu Spor şimdi topu kaptı. Evet, İbrahim topu Çorlu Spor'un oyuncudan tekrar aldı. Bu arada Mustafa Saltuk'tan İbrahim ortaya çevirdi. Çorlu Spor savunması. Hayran abi! Ya çabuk konuşmayın. Bakir bizden uzak noktada, tribünlerin hemen önünde biraz önce almış olduğu darbe sonucu yerde yatıyor. Karşılaşmanın hakemi yanına geldi. Sahaya sağlık girmesine gerek görmedi. Bakir bu arada hakeme de bayağı bir kızdı. Nasıl görmezsin diye. Haydi beyler, haydi beyler, konuşun, bak konuşmuyorum. Dijital kameralarını getirip bir de şey kurmayı düşünüyorum. Görünecek kamera. Maçtan bahsedelim. Yaşar Çakallı Spor adına sağ tarafı korner atışını kullandı. Kale alan içerisine geldi. İbrahim Ethem'in bir yarım rövaşata denemesi isabet olmadı. Kaleye uzak noktadan avuta çıktı. Avut atışıyla şimdi kaleci İsmail takım adına oyunu başlatacak. İsmail üzerinde bu arada oyuncu bir dip var. Çorlu Spor takımı kovma siparişini verdiğinde sanırım kaleci hiç öncelikle düşünmemiş. Bir ayrıca düşünmemiş. Karşılaşmanın hakemde maç kaldı. Haydi Sami! Diğer oyunculardan kaleciyi ayırabilmek için hocam dip bilmesini istedi. İbrahim bu arada pozisyonu yakaladı. İbrahim vurdu. Evet, kaleciyle yakın noktada. Uzaktaki arkadaşını görmedi. Maçı Sankara, maçı Hasan! Birinci pozisyonda savunmanın üzerinden topu aşırdı. Ancak gerisini getiremedi. Bu arada kaptan Erol
takımı adına hücum başlatmak isterken pres takıldı. Yanlar tarafından. Şimdi Ender atılan toplardan biri kaptan Erdoğan. Kadir! Kadir! Erol Mustafa'ya Mustafa ortaladı. Evet, diğer çakal istiyordu Mustafa'nın. Babayla kulağınız bir Yaşar'a geldi. Yaşar Mustafa'ya çıkarken sağ tarafa çok tehlikeli ceza alanına girdi. Mükemmel koşun buna. Evet, 10 numara oyuncu. Evet, Yaşar. Zandı doğru. Çakal istiyordu. Gitti. Penaltı noktasının üzerinde. Çakal istiyordu. Mustafa Çetin'in geç kalmasını değerlendirdi. Bu müdahale etti ve top kornere çıktı. Aslında Doğruspor karşılaştığının başından beri en tehlikeli pozisyonunu yakaladı. 3 kişiyle ceza alanı içerisindelerdi. 2 oyuncu boştu. Yanılmıyorsam Mustafa Çetin topla ceza alanına girdi. Tekrar Mustafa'da top. Mustafa sol taraftan girdi ceza alanına. Tekrar İbrahim'in müdahalesiyle top kornere çıktı. Bir korner daha aynı dakika içerisinde Çoğunlu'dan. Tekrar Mustafa Çetin ceza alanı içerisinde doldurdu. Savunmanın müdahalesi. Çakal Spor topa sahip olmaya çalışırken dikiş gelişler. Tekrar her son Çakal Spor'da kaldı. Çakal İbrahim'in atladı. Oradaki sabitsiz. Kaptan Erol vurdu. Bayrak bileklerden Serkan Hoca bahsetti. Bakici bir gösterdi. Sen de değer bakici.
Çorlu Spor'un golü 4 numaralı formasıyla Üren! 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 Baki Üren! Bakalım şimdi kendine göre sağ taraftan Deniz'le atak hazır içerisinde. Deniz'den bravo! Bravo! Yürüdün lan lan! Çarptı ve taç atışı oldu. Şu anda Çakalı Spor taç atışıyla oyunu başlatıyor. Mehmet sağ tarafta kale alanı içerisinde uzattı. Baki bu ses kendi kalesinin önüne topa müdahale etti. Kaptan Erol tek bir şeyleri çıkarttı. Evet, resim koşuyor ancak kaleci Barış daha yakın. Çakalı kaleci Barış ceza alanı ön çizgisine kadar gelip topu çok rahat bir şekilde aldı. Elle Kazım'a, Kazım orta sahada. Emre'ye, Emre'den. Mehmet tekrar aldı. Mehmet, İbrahim'in önüne İbrahim oldukça uzak kaldı bu top. Dolayısıyla out'la sonuçlanan, hatta out'la da sonuçlanmadı. Kaleci İsmail gitti, top çıkmadan topu aldı. Oyunu soğutmak istiyor kaleci. Çoğunlu sporlu oyuncular da ilk yarının bitimine ne kadar süre kaldı diye birbirlerine soruyorlar. Kaleci İsmail topu eline aldı. Degaj hazırlığı içerisinde. Böyle alanın ön çizgisinde az bir degaj. Rakip yaralanma ortalarına kadar geldi. Kadir'in kafayla karşıladığı pozisyon. Şu anda Mehmet. Abi durmayın. Tekrar bravo. Emre ile paslaştı. Emre'den. Esir bas. Kazım. Kazım'dan Deniz'e. Deniz sağ taraftan uzak direğe baktı. Uzak köşeye doğru ortaladı. Ahmet Erdoğan topla buluştu ancak savunmada yine bir müdahale. Çorlu savunması canlandı. Aslında ilk karşılaşmanın ilk dakikalarında arkaya atılan toplarda epey bir sıkıntı yaşadı. Bir kısmı offside'le kesildi ama toparlanmış gibi gözüküyor oradan sonra. Şu anda Çakalı Spor kendine göre sol taraftan Mehmet'le korner hazırlığı içerisinde. Ceza alanı içerisinde 3-4 oyuncu var. Bu arada savunmadan kaptan Erdoğan da ileri gitti. Ben Atropas üzerine geldi top. Hocam. Ve gol. Gol yedi. Hocam bunu kapattı. Çakalı Çorlu Spor'un kaptanı Erol'a tek basına gönderdi. Resul'ün önüne doğru. Resul
rakip ceza alanlara girmeye çalışıyor. Karşımızda öldü. Resul'dan şimdi ancak Kazım bir arkadaşına yardıma geldi ve topu kazandı. Kaptanı Erdoğan'a. Erdoğan ceza alanı içerisinde. Müsabakanın ilk yarısına en az 2 dakika ilave edilmişti. İbrahim, sağ kanatlı savunmanın altında topu aldı, girdi. Hadi Çetin, haydi. Spor korner atışını kullanıyor. Sağ taraftan Mehmet'le. Ceza alanı içerisinde Deniz ve İbrahim'i görüyorum. Arka direklerinde Yaşar var. Mehmet'in ortası Yaşar'a doğru yollanacak. Hiç kimse müdahale edemedi. Ahmet Erdoğan topla buluştu. Ahmet Emre'ye, Emre tekrar Ahmet'e. Ahmet ceza alanı içerisine baktı. Çalım denedi. Başarılı oldu. Birinci hamlede, ikinci hamlede tekrar geldi Çorlu Sporlu oyuncu. Evet, topu müdahale olarak değerlendi. Karşıda buna Kemal. İste. Çetin, kaplanın orada. Yani beri benzer topçudan daha iyi bir stop bulur. Hakem 3 dakika uzatma göstermişti. O da tamamlanmak üzere artık. 1-1'le teşkil devam ediyor. Çorlu Spor bizim karşımızdan ceza tribünlerin önünden taç atışıyla oyuna başlayacak. İsmail'den Mustafa'ya, Mustafa'dan Erol'a, Erol'dan tekrar Mustafa'ya. Sağ tarafta arkadaşımız Sami'yi gördük. Sami.